Daily Mail'den Nathan Salt basın toplantısını beklerken biraz sohbet ettik. Biraz da samimiyet kurduk. Bir saat kadar beklediğimiz için. Konu da Zaha'dan açıldı. O da Zaha'nın Manchester United'da başarılı dönem geçirmediğini ve ondan dolayı hani bu tarz sorular gelmesinden çok hoşlanmayabileceğini basın toplantısı öncesi söylemişti zaten. Galatasaray tercihini de mantıklı buldum. Özellikle Avrupa'da düzenli oynayan, işte her oynadığı sezon ligde şampiyonluk potansiyeli olan bir takımda oynamanın Zaha'nın tercihinin etkili olmuş olabileceğini söyledi. Ben de Zaha'nın büyük maçları sevdiğini, Old Trafford'a çıkmanın hani Manchester United'dan ziyade büyük maç sevmesi ve hala Premier Lig seviyesinin bir oyuncu olduğunu göstermeyi isteyeceğini söyledim. Benzer şeyleri düşünüyorduk. Nathan'la da güzel bir sohbet etmiş olduk. Ona da buradan ekstradan teşekkür etmek istiyorum. Takım geç kaldı. Biz gazeteciler triplerde. Acayip gerildiler. Zaha çıkmazsa ben bazı giderim falan diyenler var. Coşkun oturuyor musun? Sen git. Hocam değiştirelim. Ben de iki çok geldim hocam, anlıyorum sizi. 10 years since you played for this football club. Does what happened, does that bother you? You've gone on to great things. Everybody knows what a fantastic player you are. But does what happened here bother you? Senin de söylediğin gibi 10 yıl önce burada oynamıştın. Burada olan şeyler, bundan sonrasında sen çok büyük bir oyuncu oldun. Herkes bunu çok iyi bir şekilde biliyor. Ama orada olan şeyler seni rahatsız ediyor mu? Onu sormak istedim. I'll be honest. When you look at my face, do you think I'm bothered at all? Ve hocam, Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi serüveninde vardınız. Manchester United'ı eleyip ilk gruplara kaldığında kadrodaydınız. İlk Şampiyonlar Ligi galibiyetinizi hoca olarak yine Manchester United'a karşı almıştınız. Mutlaka sizin için büyük bir anlam taşıdır, önce böyle başlamak istedim. My question is for Zaha. In one of your past interviews at Crystal Palace, you said you are comfortable to play as a second striker also, so you can shoot well from center also. If coach gives you that role, you still think you are comfortable to play as second striker, or you prefer left wing right now? Öncelikle Wilf'e sormak istiyorum soruyu. Crystal Palace'da oynadığı dönemde ikinci santrafor olarak da oynamıştı ve bu konuda kendini rahat hissettiğini söylemişti. Eğer Galatasaray'da da böyle bir rol verilirse kendisine bu konuda ne hisseder, ne düşünürdü? Obviously I have a preferred position, which is left wing, but whatever is needed from the coach in regards to the team, I'm prepared to do so. If he needs me to play in that position, I will. I've played there before in the past, so yeah, if I need to play there, then yeah, I don't mind. Arkadaşlar, hafif bir zamanda yolculuk yapalım istedim. Çünkü bu Zaha'ya bu soruyu özellikle sordum. Sormak istememin sebebi de şuydu. Aslında biraz daha kendi fikrimi netleştirmek açısından. Çünkü ne kadar dışarıdan hani ne bileyim röportaj okuyoruz, bir iki cümlesini görüyoruz, onu görüyoruz, bunu görüyoruz ama oyuncuların hissiyatını almak çok önemli. Zaha daha önce merkezde hani yüzü dönük forvet olarak oynayabileceğini bir Crystal Palace röportajında söylemişti. Bence Galatasaray'da da bu tarz bir rol açık. Yani özellikle Kerem'i solda kullanırsa Galatasaray, Icardi Zaha gibi bir ikili merkezde olabilir mi? Yani Zaha'nın arkada, Icardi'nin önde olduğu tarzda bir yapı kurulabilir mi diye düşündüm. Aslında Okan Hoca'ya da soru sorma tercihinde bulunabilirdi.
Aklım o konu da birkaç soru vardı ama bunu daha fazla merak ettiğim için bunu tercih ettim. Zaha da sağ olsun İngilizlerin genelde sorularına no mo falan çekip biraz güldürdü bizleri ama bence dolu dolu bir cevap verdi. Yani özel tercih olmadığını, yani ikisi arasında kalırsa sol tarafta daha rahat ettiğini ama hoca ya da takımın herhangi bir ihtiyacı olduğunda hiç tereddüt etmeden oynayabileceğini söyledi. Ama sonuçta oyuncunun temel hissi daha önemli. Ve Zaha da özellikle United maçında işte basın toplantısına sorduktan sonra da sol tarafta da güzel işler yaptı. Gittikçe üstüne de koyarak devam ediyor. Ve hani açık söyleyeyim 15-20 gün önceki halinden çok daha, yani çok kısa sürede çok büyük bir sıçrama yaptı. Oldukça da hoşuma gitti. Yani ben aslında Zaha'nın o İstanbulspor Başakşehir performanslarını görünce bir çıtır bir burulmuştum. Sebebi de Old Trafford deplasmanı herhalde yetişmeyecek formu. Biraz Bayern Münih maçlarına kalıyor gibi düşünmüştüm Zaha'nın yükselişini ama çok kısa sürede büyük mesafe kat etti. Galatasaray'ın da ilk golünü kaydetti. Hakikaten gerekeni sağladı. Yani ben Zaha'nın ilk geldiği gün yaptığım canlı yayında aslında heyecanlanmamın sebebinin Şampiyonlar Ligi deplasmanları olduğunu, orada Galatasaray'ın şansını ciddi şekilde arttırabileceğini düşündüğüm söylemiştim. Hep de o odaklı baktım ve gerçekten çok kısa sürede üstüne koya koya ekstra geçirdiği sakatlığa rağmen %100 de olmamasına rağmen ki ben hala Zaha'nın süper yıldız seviyesine henüz kendi 5. vitesine henüz çıkmadığını düşünüyorum. O yüzden ekstra da bir mutlu oldum. Milli aradan sonra da Bayern Münih maçlarıyla devam edecektir. Ama peki burada özel içeriklerimiz, oradaki özel içeriklerimiz bu kadarla mı sınırlıydı? Tabii ki de değildi. Devam edelim. Bunu zaten gördünüz. Eremcim, öncelikle çok tebrik ediyorum. Yani muazzam bir mentalin var. Yani hiçbir eleştirinin altında kalmıyorsun. Sürekli sahada cevabını veriyorsun. Galatasaray en son Old Trafford'da geldiğinde sen 15 yaşında bir altyapı oyuncusuydun. Çıkınca neler hissettin? Nasıl bir motivasyonla çıktın? Nasıl bir maç çıkardın? Vallahi ben Şampiyonlar turnuvaları çekildiğinde çok daha hırslı, çok daha hevesli bir mentale bürüneceğimi kendime söylemiştim gerçekten. Çok istediğim bir gruptu. Ben bence daha böyle hafif veya daha böyle zayıf takımlardan ziyade Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsam böyle kaliteli, böyle güçlü bir takımlara oynamak daha güzel olacağını düşünüyorum. Bugün de öyle bir maçtı. Maçtan önce biraz ailemle de çok fazla konuştum. Benim büyük maçlardan önce böyle ufak böyle bir heyecanım oluyor. Bu heyecan da olmadığı zaman kendimi kötü hissediyorum. Bugün de o heyecan vardı. Bu heyecan dedim bence güzel bir şey işaret benim için. Böyle atmosferlerde böyle rakiplere karşı oynamak çok güzel. O mental muhabbetine gelirsek abi, kuvvetliyim. Ama bu muhabbetten de, bu şeyden de çok memnun olduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü ben fazlasıyla gereksiz eleştirildiğimi düşünüyorum. Bence. Çünkü yaptıklarım veya yapamadıklarım unutulmuyor. Yaptıklarım çok çabuk unutuluyor. Herkesin eksiği var. Ben %100 veya tamamen komple bir oyuncuyum diye böyle bir iddiam da yok. Her seferinde kendimi geliştirmek üzerine, bunun üzerine çalıştığımı da söylüyorum. Ama canları sağ olsun, ne diyeyim, her seferinde bir şeyler çıkıyor benimle ilgili. Ben futboluma, önüme odaklanmaya devam ediyorum. İnşallah daha iyi, daha güzel şeyler yaparım. Herkesi mutlu ederim. Merak etme, biz yanındayız. Bu arada United'lı bir gazeteci yanıma geldi benim. Mixon odada.
Dedi ki gol atan Türk oyuncunun adı ne dedi. O kadar oyuncu var. Sağda Zaha var, Icardi var. Seni sordu, çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi. Yani dışarıdan gözüküyor neler yaptın. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olun, teşekkür ederim. Kerem'e bir soru hakkım vardı benim röportaj esnasında. O yüzden tabii ki önceliği Old Trafford'da yaşadığı mutluluğa vermek istedim. Çünkü insan hayata kaç defa böyle bir sahneye çıkıp gol atıp 3 golle United deplasmanı kazanabilirsin ki. Ya, tabii ki önce bunun keyfini yaşaması lazım ama Kerem akıllı bir çocuk ve benim aslında alt metinde ne sormak istediğimi de anladı. Ya. Tabii ki mutluluğunu paylaşmasını istiyordum ama eleştirilere nasıl baktığını da merak ediyordum. Bir kere dediğim gibi hakikaten kendini çok temiz ifade ediyor, çok iyi anlatıyor. Neler hissettiğini de biraz anlamak istedi. Çok gereksiz eleştirildiğini düşündüğünü söyledi ki ben videoda da söyledim. Yani ben de net bir şekilde katılıyorum. Hakikaten güzel ifade ettik. Yani yapamadıklarım unutulmuyor ama yaptıklarım çok çabuk unutuluyor dedi. Ya, hani kendine eleştiri de yapan ya da kendine geliştirmeye açık bir sporcuya biraz daha toleranslı olmakta da fayda var. Yani özellikle şeyde de söylüyor, yani komple bir oyuncu değilim ama hani üstüme koymaya çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum diye. Ya bu maçta da adam Casemiro'ya karşı oynadı. Yani dünyanın en iyi defansif orta sahası kim diye anket açsak ya muhtemelen ya bir çıkar ya iki çıkar. Yani böyle bir adama karşı yepyeni bir mevkide oynamış bir oyuncu. Hani kariyerinin bu dönemine kadar forvet arkasında 10 numara görevleri verilmiş bir isim değildi Kerem. Ya deneyimi de 4-5 maç yani bu bölgede. O yüzden biraz daha toleranslı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Beğendim yaklaşımını. Hani ben sağlam duruyorum mental olarak ama hani hak etmiyorum da bunları. Güzel anlattı bence. Ümit ediyorum yaptıkları da görülür. Yapamadıkları görülüyor kesin. Yapamadıkları görülüyor ama yaptıkları da görülür. Ümit ediyorum bundan sonra. Kerem'e de teşekkür ediyorum. Verdiği güzel, dürüst ve açık cevap için. Ve tabii ki Kerem'le de kalmadık. Oraya gitmişken bir özel röportajımız daha var. Davinson, hi. You were mental, very strong mentally on the pitch. You got back two times and won the game. What do you want to say about the opposition and your team? I think the opposition is always a very difficult opposition, you know. They are Manchester United, you know. It doesn't matter that they are not in the best moment. In one moment win another, they're gonna be out of that situation, and they're gonna be Manchester United, you know, as a big club. So we come here to play our game. We come here to show to the people that we are here to advance, you know, uh-huh. To be in the last stage of the competition. So nothing else. I think the boys prepared the game very well. Couple of us, we knew how wise come here and play against Man U. So it was no new this atmosphere, and of course in Istanbul the atmosphere is, you know, as people know, I think. There is no words to describe the atmosphere there in Istanbul, so we come here just to play football. Do you think you will qualify for the next round? Nah, it's too early, you know, there are only two matches. Yeah, still a lot to play, still a lot of games on the group to keep showing to the people that we are here to advance, not to just be in the competition. Thank you so much. Aslında en çok pişmanlık duyduğum röportaj bu. Şu yüzden Davinson Sanchez, yani hakikaten yani ne yalan söyleyeyim, açık seçik de söylediğim için hani rahatlıkla söyleyebilirim. Hani Sergio Ramos'tan çok daha fazla istediğim bir oyuncuydu. Bu seviyede özellikle atletizmiyle, hızıyla fark yaratabileceğini hep düşünüyordum Şampiyonlar Ligi'nde ve yaşı da daha genç. Yani çok daha uzun vadeli de faydalanabilir Galatasaray. Belki para bile kazanabilir. Üstüne koyabilir. Neden olmasın? Davinson Sanchez biraz konuşmayı seviyor. Vakit dardı. Ben bir öyle bir açılış sorusu sorayım. Ondan sonra devamını getiririz diye düşünüyordum. Hoylund'u falan soracaktım. Rasmus Hoylund'u oynamak nasıl falan. Ama Davinson geniş geniş konuştu. Baba güzel değerlendirdi. Zaten biraz seviyor. Röportajlarını takip edenler bilirler. Konuştukça konuşan bir adam. Süren biraz boşa gitti. Güzel fotoğraf çekti. Çok samimi bir adam. Çok samimi bir çocuk. O yüzden Davinson'a da kanım ekstradan bir ısındı yani. Tabii ki sahici profil ayrı, onu değerlendiriyoruz, ediyoruz, eleştiriyoruz, beğeniyoruz, çok beğeniyoruz, çok eleştiriyoruz. Bunlar olabilecek şeyler ama insani bir sıcaklığı var. Ben Davinson'u hakikaten çok sevdim. O yüzden teşekkür ediyorum. İçerik olarak bence Kerem ve Zaha'da daha fazla şey aldım. Keşke Davinson da
bir girizgah yapmayıp Pataküt'e sorsaydım mesela üçlü savunmada oynar mısın falan filan. Hani Nelson, Abdülkerim sence nasıl oldu? O tarz bir şey sorabilirdim. İşte Hoylund'u soracaktım falan. Orada biraz kaynadı. Güzel bir seyahat oldu bence. Bu açıdan da çok verimli oldu. Oyuncularla direkt konuşmak, direkt sohbet edebilmek çok güzel. Galatasaray kulübüne de ekstradan teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiler. Sonuçta Mix Zone'da işte televizyon kanalları falan da var. Ya benim elimde bir cep telefonu vardı. Cep telefonuyla bana röportaj verme imkanı sağladıkları için kulübe, kulüp çalışanlarına ekstradan teşekkür ediyorum. Davinson'a, Kerem'e, Zaha'ya çok teşekkür ederim. Orada o kadar İngiliz gazeteci varken ilk soru sorma fırsatını ben buldum. Hakikaten çok güzel bir deneyimdi. İşin aslında bunu maç günü vlogunda da değerlendirmeyi düşündüm ama dedim ki yani bunlar çok değerli içerikler. O yüzden üçünü de bir ayrı ayrı hem bir değerlendireyim hem de size ayrıca ulaştırayım istedim. Ümit ediyorum keyifli bir videoyu daha geride bırakmışızdır. Ama Manchester videoları bitiyor mu? Bitmiyor. Daha en az 2 muhtemelen 3 tane daha videom var. Kanalı takip etmeyi lütfen sürdürün. Abone değilseniz lütfen abone olun. Kanal 300 bin aboneye geçti, geride bıraktı. Sizin de destekleriniz de büyümeye devam edecek. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Özellikle oyunculardan özel hem hislerini aktarabildikleri hem bizim de kafamızda bir şeyler oluşturabilecek sorular sormaya çalıştım. Güzel cevaplar da aldığımı düşünüyorum. Siz de yorumlarınızı lütfen yazın. Zaha'ya dair, Kerem'e dair güzel yorumlar da gelecektir diye ümit ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.